Değerli izleyenler hoş geldiniz. Ben Ayşenur Asuman Uğur. Tercih Maratonu'nun son günündeyiz. Hepimiz aslında heyecanlıyız. Hem biz günlerdir tercih rehberinde öğrencilere, velilere ışık tutmaya çalışıyoruz. Son güne geldik. Kararsız öğrencilerimiz, ailelerimiz hala olduğunu duyduk. Belki bugün bazı öğrencilerimizin fikrini değiştiririz. Geleceklerine bir yön veririz. Sağlık tabii Türkiye'de garantili meslekler arasında görülüyor. Sizin de bildiğiniz gibi. Oldukça fazla sayıda tıp fakültemiz, diş hekimliği fakültemiz, eczacılık fakültemiz ve sağlık bilimleri fakültelerimiz var. Ve vakıf üniversiteleri de aslında başını çekiyor şu dönemde. Özellikle sağlık bilimleri fakülteleri ve sağlık meslek yüksekokulları Türkiye'deki sağlık insan gücü istihdamında. Bezmalen Vakıf Üniversitesi de köklü üniversitelerimizden biri. Arkasında güçlü bir sağlık ordusu var, kadrosu var bildiğiniz gibi. Vatan Caddesi'nde büyük bir hastanesi var. Şimdi Dragos'ta da hastanesi var ve mezunlarına, Bezmalen Vakıf Üniversitesi mezunlarına hem uygulama hem pratik hem teorik eğitimler veriyor ve iş garantisi de kısmen sağlıyor. İstihdamda onlara da yardımcı oluyor. Bugün Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini tanıyacağız. Kurucu dekanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Belce hocamız burada. Sağlık Bilimleri Fakültesinde hangi bölümler var? Acaba farkı ne? Neden Bezmialem Sağlık Bilimleri Fakültesini tercih etmediler? Bu konular üzerine konuşacağız. 7 yıllık bir fakülte Sağlık Bilimleri Fakültesi. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim Asuman Hanımcığım. Sizler nasılsınız? İyidir, sağ olun. Nasıl geçti hocam? Birkaç gün, 10 gün küsür gündür yorgunsunuz. Evet, filamalarınız var okulumuzun önünde. Evet. Bir coşku, heyecanla. Siz de öğrencileri, velileri ağırladınız. İzlenimleriniz ne hocam bu kaç gündür? Çok memnunuz. İnanılmaz bir talep var. Hı hı. İnşallah öğrencilerimizi, yavrularımızı bekliyoruz. hocam... Şimdi sizin bölümleriniz oldukça yoğun. 7 tane bölümümüz var. 6 tane var. 6 bölümümüz var sağlık bilimlerinde. 7 yıllık bir hikayesi yıllık, var. Evet. Biraz bahsedelim. Kurucu dekanısınız siz. Evet. 7 yıldır hangi süreçlerden bu noktalara geldiniz? Çünkü okul oldukça oturdu ve her yılda bildiğimiz kadarıyla talep geliyor ve doluyor bölümlerimiz. İnanılmaz bir talep patlaması var. Siz de zaten bizim medya ve iletişim dersi hocamız olarak seçmeli derslerimize geliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim hocam. Girişte o kadar güzel anlattınız ki. Tabii 7 yıllık üniversiteyiz ama biz esasında tabii köklü bir geçmişe sahibiz. Osmanlı'da Sultan II. Mahmut'un eşi Bezmialem Valide Sultan tarafından 172 yıl önce Osmanlı'nın ilk hastanesi kuruluyor. Hı hı. Hastane anlamında tabir edebileceğimiz hastane kuruluyor. Tabii o zamandan bu yana artık binlerce kişiye, milyonlarca kişiye sağlık hizmeti götürülüyor, götürülmeye de devam ediyor. Tabii 7 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle biz üniversiteye dönüştük. Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Hocam şimdi sağlık bilimi eskiden sağlıkla ilgili bildiğimiz meslekler malumdu. İşte bir tıp fakültesi vardı, bir diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi vardı. Sonra işte sağlık yönetimi denilen bir bölümle aslında biraz sağlık bilimleri fakültesi. Tabii yöneticiye ihtiyaç var. Yöneticiye ihtiyaç vardı. Geleceğin mesleği diye sağlık yönetimi çok lanse edilmiş ki keza öyle oldu. Şimdi hekimler bile sağlık yönetimi üzerine uzmanlaşıyorlar. Tabii, yüksek lisans yapıyorlar, doktora yapıyorlar bu alanda. Ama hekimlerin ve hastanelerin, idari kadroların birçok sağlık mensubuna ihtiyacı var. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde de bunlar yetişiyor. Hocam sizin bölümlerinizden biraz bahsedelim arzu ederseniz. 6 bölümümüz var. Hangi bölümler var? Ben biliyorum ama siz hocam. Tabii hep söylüyorum. Biz en iyi bildiğimiz işi yapıyoruz. Hı-hı. Baştan onu söyleyeyim. Tematik bir üniversiteyiz. Sağlık üniversitesiyiz. İlk olarak 7 sene önce hemşirelik ve ikinci bölüm olarak da fizyoterapi, rehabilitasyon bölümüyle yola çıktık. Tamam. Anlatalım biraz. Evet. İnsan gücü. Mesela hemşire açığımız oldu söylenir yıllardır. Evet, bir sene daha devam edecek. Öyle hı-hı görülüyor. Tabii bir de mezunların kalitesi de çok önemli. Tabii. Konuşmanın devamında bunlardan da bahsedeceğiz tabii inşallah. Biz yani öyle bir mezun veriyoruz ki son cümle olarak onu bağlamak istiyorum. Hı-hı. Hakikaten Bezmialem farkını göstermeleri gerekiyor bizim çocuklarımız ve bunları da çok şükür gösteriyorlar çocuklarımız. Hemşirelik tabii en eski meslek. Tabii. Hanımların sahip olduğu Besim Ömer Paşa tarafından hanımlara bir şekilde armağan edilen bir meslek. Daha sonra öğretmenlik geliyor, diğer meslekler takip ediyor. Evet. Bölümleri var. İç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, bunun da alt birimleri var. Yoğun bakım, ameliyathane gibi. Onun dışında hemşirelik yönetimi, hemşirelikte eğitim, kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği, çocuk sağlığı hemşireliği. Bunun da böyle 9 tane alt birimi var. Şimdi bizim öğrencilerimiz
hemşire olarak 4 senelik lisans programı tamamlayıp mezun oluyorlar. Mezun olan öğrencilerimiz de şu anda zaten bizde yüksek lisanslarına devam ediyorlar bir kısmı. Bir kısmı hastanemizde çalışıyorlar. Tabii en büyük şansları bizim uygulama alanlarımızın yeterince hatta bol bol olması. Bu sene mezunlarımızdan 23 öğrenciyi hastanemizde işe başlattık. Zaten 30 tane mezun verdik. Tamam hocam. Özellikle söylemek istiyorum, biz az sayıda öğrenci alıyoruz. Yani 30 değil de rahatlıkla 300 öğrenciye biz eğitim verebiliriz. Az öğrenci alıyoruz. Gerçekten bezmalem farkını hissettirecek mezunlar yetiştiriyoruz. Ya tam dolu dolu öğrenci yetiştirmeyi hedefliyorsunuz. Kesinlikle. Hem iş kaygıları olmasın, biz de işlerini biraz garantileyelim. Tabii. Hem de birebir ilgilenelim öğrencilerle. Bizim Eyüp Sultan yerleşkemizde hemşirelik bölümümüzden bahsettiğimiz için söylüyorum. İki tane tam donanımlı beceri laboratuvarımız var. Tamam. Burada öğrencilerimiz hastaneye, kliniğe çıkmadan önce yeterince uygulama yapıyorlar. Sonda takma, enjeksiyon yapma, hatta doğumla ilgili de maketlerimiz var. Burada çocuklar o heyecanda yaşıyorlar. Artık akademisyenlerimiz tamam dediği andan itibaren zamanı geldiğinde yine akademisyenlerimiz gözetiminde sahip olduğumuz modern hastanelerde öğrencilerimiz staja çıkıyor. Herkesin bildiği, Vakıf Kurabağı olarak bildiği hastanemiz Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, ayrıca karşı tarafta Dragos Hastanesi'nde, Fatih Ek Hizmet binamızda, fakültemizin mevcut olduğu, içinde bulunduğu Eyüp Sultan yerleşkemizde öğrencilerimiz pratik yapma imkanına sahipler. Şimdi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Eyüp yerleşkesinde olduğunu herhalde gene bir vurgulamak lazım. Evet, Vatan Caddesi'nde ana binamız, ama tabii okullar büyüyorlar, farklı kampüslere, bölümlere ihtiyacı oluyorlar. Evet. Eyüp yerleşkesine taşındınız, evet. Ama rahatlıkla hastaneye gidiliyor, geliniyor. Bir shuttle imkanınız var, otobüs izmi saatleriniz var. Evet, Vatan Caddesi'ndeki rektörlük binamızın önünden düzenli aralıklarla öğrencileri servisimiz alıyor. Eyüp Sultan Hazretleri'nde de dua vesilesi oluyor bir yerde. Biz de dua ederek Eyüp Sultan yerleşkemize geçiyoruz. Evet. Düzenli olarak ve ücretimiz ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Shuttle imkanları da çok güzel. Evet, zaten kar amacı gütmeyen gerçek anlamda bir vakıf üniversitesiyiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışıyoruz. Evet. Hocam şimdi hemşirelikten biraz bahsettik. 30 kadar öğrenciniz var ve birebir eğitimi. Tabii ihtiyaç çok olduğu için bu sayı biraz daha arttı. Bu sene 45 öğrenci alacağız. 45 öğrenci alacağız. Gene Eyüp'te eğitimlerini görecekler. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde diyelim. Evet. Hocam biraz diğer bölümlerinden bahsedelim. Mesela sağlık yönetimi, diyetisyenlik gibi tabii, ve diğer bölümler. Şimdi müsaade ederseniz Asuman Hanımcığım ikinci bölümle devam edeyim. Tamam. Çünkü ilk bölümlerimiz fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü. Anladım. Her yaşın ihtiyacı bir kere. Her öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Yani hemşirelik de benzer şekilde. Yani beşikten mezara derler ya, gerçekten öyle meslekler, öğrencilerimize öyle altın bilezikler bir yerde vermiş oluyoruz. Fizyoterapi rehabilitasyon bölümünde de pek çok yerde olmayan, hatta İstanbul'da olmayan diyeceğim, ünitelere sahibiz. Bu ne sağlıyor bize? Çok özel alanlarda öğrencilerimizin çok sayıda değişik hasta görmelerini, almalarını sağlıyor. Mesela bir hocam el rehabilitasyonu üzerine çalışıyor. Diğer hocalarım, birkaç tane hocam var bu alanda çalışan, bebeklerle çalışıyor. Bazı hocalarım MS hastalarıyla, büyüklerde, erişkinlerde nörolojik hastalıklarla ilgili rehabilitasyon programları hastalarımıza veriyorlar. Ayrıca kadın doğumla ilgili yine bir alanımız var. Tabii bizim fizyoterapi rehabilitasyon bölümümüzün en büyük özelliği kardiyopulmoner alanda İstanbul'da çok önemli bir merkez. Kardiyak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon dediğimiz akciğer ve kalp hastalarının ihtiyaç duyduğu rehabilitasyonları yapabilecek ekibim var, yapabilecek öğrenciler yetiştiriyoruz. Bu öğrenciler de çok aranıyor. Bu yetkinliğe sahip öğrenciler mezun olduğumuzda hocam. Çok özel oluyorlar çünkü belli alanlarda spesifik olmuş oluyorlar. Hatta tabii mezun olan öğrencilerimizden özellikle mesela geçen sene mezun ettiğimiz yüksek puanla mezun olan iki öğrencimiz şu anda bizde direkt doktora eğitimine başladılar. Hem araştırma görevlisi olarak bizden maaş alıyorlar, hem de bizden ünitelerimizde öğrencilerimize pratiklerde destek oluyorlar. Aynı zamanda kendi doktora eğitimlerini de sürdürüyorlar. Hocam kaç mezun verdik en son bu bölümden ve şu an kaç tane alıyorsunuz? Tabii mezunlarımız 30'lu rakamlarda. Tamam. Şu an yine 50'li rakamlarda öğrenci alacağız. 50-55. Bizim fakültenin bölümlerine göre değişen sayılarda 20 ile 60 arasında öğrenci alıyoruz. 20 ile 60 arasında diyelim hocam. Tabii Türkiye'nin ihtiyacı da göz önünde alınıyor. Fizyoterapi rehabilitasyon bölümümüzün ayrı bir şansı. Eyüp Sultan yerleşkemizde öğrencilerimizi ve değerli halkımızı davet ediyorum. Çok modern,
bir sporcu sağlığı merkezimiz var. Yani gören bir kere hayran kalıyor. Gerçekten öyle bir merkezimiz var ki burada da sporcu yaralanmalarına yönelik rehabilitasyon yapılıyor. Yine bizim mezun olan öğrencilerimiz ve şu anda staj yapan öğrencilerimiz burada hizmet veriyorlar. Hizmet veriyorlar. Bunu da söyleyelim. Hocam gelelim diğer bölümlerinize. Hangisiyle devam etmeyi arzu edersiniz? Odyolojiyle devam edeyim. Tamam. Odyoloji şu bölgeyle ilgileniyor. İşitme evet. ve dengeyle ilgili testleri yapar. Tabii bu testler çok ayrıntılı testler. Özel odalar gerektiriyor. Sessiz kabinlerimiz var. Bu alanda da hem hastanemizde hem Eyüp Sultan yerleşkemizde ayrıca Fatih Ek Hizmet binamızda bizim laboratuvarlarımız var. Özellikle Fatih Ek Hizmet binamız bizim hep söylüyorum adeta odyoloji üssümüz olarak görev yapıyor. Tamam. Fatih Caddesi'nde bulunan evet, bina. Fatih Camisi'nin hemen altındaki binada hem poliklinik hizmeti veriliyor. Esas tabii ağırlıklı olarak cihazlarımız burada bulunuyor. Yine ayrıca öğrencilerimiz, hocalarımız üniversitemizin ana binasında bulunan deney hayvanları merkezinde deney hayvanlarında da işitmeyle ilgili testler yapıyorlar. Mesela gürültü, belli gürültü ortamlarda, değişik frekanslarda sesler vermek suretiyle deney hayvanlarında testler yapıyorlar. Ayrıca tabii bu bölüm kulak burun boğaz hekimleriyle bir arada çok da güzel çalışmalar yapıyorlar. Halk arasında biyonik kulak olarak tabir edilen koklear implant uygulamalarını yapıyorlar. Bu çok hocam son yıllarda evet, yatay kulak çok... dediğimiz evet. yine odyolog hocalarımız bizim Özge hocamızın, Nilüfer hocamızın kulakları çınlasın. KBB hekimleriyle beraber bu ameliyatları yapıyorlar. Hocam odyoloji de oldukça talep görüyor galiba. Ben bazen şaşırıyorum. Ben odyoloji okumak istiyorum diyen. Ya özellikle gelen öğrenciler çok oldu. Hatta bu sene duydum. Mezun olan öğrencilerimizin önemli bölümü tıp puanlarıyla bana girdiler. Yani bizim bölümü tıp puanlarıyla seçtiler. İdealist öğrencilerimiz zaten mezunlarımızın bir kısmı da direkt olarak yüksek lisans öğrencisi olarak inşallah yollarına devam edecekler. Şimdi hocam tabii nüfus yaşlanıyor. Biraz daha yaşı ilerlemiş nüfusun böyle ihtiyaçları, odyologlara tabii, ihtiyaçları tabii. var tabii. Biraz bunu da öngörüyor artık yeni nesil. Şimdi işitme cihazları tamam güzel de ses geliyor ama o sesin gürültü olmaması gerekiyor. Evet. Bu öğrencilerimiz aynı zamanda uygun frekansta sesin işitilmesini sağlıyorlar. Yani o cihazların ayarları da son derece önemli. Bir de tabii yavrularımız var. İşitme engelli yavrularımız var. Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk sahibi öğrencilerimiz kendileri projeler yapıyorlar, bir takım kermesler düzenliyorlar. Değişik kurumlarda, devlet kurumlarında çocuk yuvalarındaki yavrularımıza bizim temin ettiğimiz işitme tarama cihazlarıyla gidiyorlar. Hocaları gözetiminde hem pratik yapma imkanı buluyorlar hem de oradaki yavrularımızın işitmeyle ilgili sorunlarını olanların ihtiyaçlarını gideriyorlar. Hatta öğrencilerimiz kermes yapmak suretiyle ihtiyaç sahibi olan öğrencilere işitme cihazı da bir şekilde sağlıyorlar. Tabii bu ne sağlıyor bize? Hem çocuklarımız etrafının farkında oluyorlar. Yani bu çok önemli bizim için. Akademik başarılarına diyecek yok. Siz de şahitsiniz ama yanı sıra sosyal sorumluluk sahibi olması bizim için son derece değerli. Çünkü öyle bir meslek yapacaklar ki bu meslek doğrudan doğruya insana hitap ediyor. Hep söylerim. Yani şurada merhamet olması gerekiyor, sevgi olması gerekiyor. Bu iş parayla yapılmamalı. Para hiçbir zaman birinci, ikinci hatta üçüncü planda olmamalı. Son planda elbette Cenab-ı Allah insanlara rızkını bir şekilde veriyor. Ama öncelikle hakikaten yüreğini ortaya koymalı. Bir de tabii farkımız bizim vakıf olmamız. Gerçek anlamda vakıf olmamız, vakıf duasını siz de görmüşsünüzdür. Sayın izleyenlerimizden, öğrencilerimizden de bir şekilde bulup okumalarını özellikle arzu ederim. Yani öyle güzel duası var ki vakfın, vakıfların bir şekilde devamına gayret gösteren, bekasına gayret eden kişileri öyle şeyler bekliyor ki her türlü üzüntüden uzak dursun, adeta böyle cennetle bir yerde müjdeliyor. Okula hocam dua ile giriyorsunuz. Evet, yani zaten Eyüp Sultan Hazretleri'nin evet. önünden geçerken, tabi Silahtar Ağa Caddesi'nden geçiyoruz. Bizim üniversitemizin bir özelliği de Silahtar Ağa Vakfı. Cennet Mekan Sultan 2. Abdülhamit'in kurmuş olduğu vakıf, bir de Bezmi Alem Valide Sultan'ın kurmuş olduğu 3 mazbut vakıftan oluşuyoruz. Bunun da özelliğini söylemiş olurum. Evet. Yani ulvi bir amacı da evet, var, başka kesinlikle. Bir amacı var belki. Bir de, bizim öğrencilerimiz, sadece akademisyenlerimiz tarafından değil, idari personelimiz tarafından da kendi evlatları, kardeşleri gibi gerçekten karşılanıyor. Sizler de defalarca şahit olmuşsunuzdur.
Fakülte sekreterimiz muhteşem Alper Dağlı ekibi. Selam söyleyelim herkese. Buradan gerçekten bütün hocalarımıza da selamlarımızı iletelim. Sonra öğrencilerimiz, tanıtımda görev alan öğrencilerimiz gerçekten canla başla çalışıyorlar. Yani öyle öğrenciler bize geliyor ki sanki böyle süzgeçten geçip geliyorlar. Bizim kadar, hatta bizden daha fazla üniversitemize, vakfımıza sahip oluyorlar. Bu son derece önemli. İşte dua alma fırsatı dedim ya, öğrencilerimizden özellikle böyle bir fırsatı yakalamak isteyenleri biz üniversitemize davet ediyoruz. Davet ediyoruz. Hocam gelelim diğer bölümümüz. Evet, ergoterapiyle isterseniz devam edelim. Ergoterapiyle devam edelim. Birçok sağlık disipliniyle birlikte çalışan bir bölüm. Ergoterapi nedir? Artık biliyor öğrencilerimiz ama siz bir açın isterseniz. Tabii bize. Biz yıllar önce odyolojiyi anlatmakta zorluk çekiyorduk. Bugün herkes tarafından biliniyor çok şükür. Şimdi ergoterapi de sıra. Tercih edilen bölüm oldu. Ergoterapi ülkemizde çok yeni. Bu alanda çok iddialıyız hakikaten. Bölüm başkanımız Sayın Doçent Ümit Uğurlu güzel bir ekip kurdu. Buradan tabii bütün hocalarıma selam ediyorum. İdealist bir ekibimiz var. Özetle ergoterapi iş uğraşı terapisi demek. Ama sadece iş uğraşı terapisi demek eksik kalır. Çünkü ergoterapistler çok kişinin bilmediği, mesela el rehabilitasyonunda üst ekstremitelerle ilgili, yani kol, dirsek, omuz gibi rehabilitasyonda kişinin ihtiyaç olduğu cihazları tasarlayıp yapabiliyorlar. Yani bu özellikle biz öğrenciler yetiştiriyoruz. Onun dışında tabii kognitif, yani bilişsel terapi dediğimiz özel bir alan var. Dezavantajlı bireyler dediğimiz bireylerin rehabilitasyonunda da ergoterapistler number one hakikaten. Burada da kişinin becerilerini bir şekilde keşfedip o becerilerini terapide kullanıyorlar. Hocam şeyi düşünebilirler belki, fizyoterapi ve işte anlattığınız kadarıyla iş ve uğraş terapisi. Tabii. Yani ergoterapistlerin arasındaki fark, birbirleriyle ayrı bir rekabeti mi var? Çok hangisi iç içe. Daha çok kabul edilecek gibi? Hep birbirini destekliyorlar. Gibi. Yani bizim alanlarımız öyle bir alan ki nasıl böyle KBB ile, yani kulak burun boğazla odyoloji iç içeyse, fizyoterapi ile aynı zamanda ergoterapi de iç içe. Zaten mevcut ergoterapist hocalarımız vakti zamanının fizyoterapist hocaları. Evet. Yani daha sonra master doktora yapmak suretiyle bu alana yönlenmiş hocalarımız. Tabii ergoterapinin bir başka özelliği de var. Sosyolojik boyutu var. Aynı zamanda psikolojik boyutu var. Yani derslerin bir kısmı psikolojiyle ilgili. Psikolojik tedavi, sosyolojik tedavi, aynı zamanda teknolojik bir tedavi. Yani uygun cihazları da tasarlayıp yapmak suretiyle, yani çok yönlü bir terapi sağlıyorlar. Hocam işte sağlık, sosyal sağlık ve ruhsal sağlıkla bir bütündür aslında. Tabii, İdeal Sağlık Örgütü de zaten böyle tanımlıyor. Yani beden ve ruh ve sosyal sağlık. Yani biri eksik kaldığı zaman tam sağlıklı diyemeyiz kişi için. Şimdi bu bölümlerin de desteğiyle tam iyilik halini belki biraz daha son yıllarda yakalayabilme potansiyeli olan öğrencilerimiz herhalde yetişiyor hocam. Tabii bizim en büyük şansımız Sayın Mütevelliyeti Başkanımızın, üyelerimizin, Sayın Rektörümüzün ve diğer fakülte dekanlarımızın, meslek yüksekokulu, enstitü müdürlerimizin çok büyük desteği var. Yani sadece biz tek bir fakülteden ibaret değiliz. Köklü bir geçmişimiz var ama biz böyle diğer fakültelerle iç içe birlikte çalışıyoruz. Yani bizim hocalarımız aynı zamanda başka fakültelerde, meslek yüksekokulunda, ilgili bölümlerde de ders veriyor. Oradaki mesela tıp fakültesi, anatomi hocaları, fizyoloji hocaları bizim de aynı zamanda hocalarımız. Onları da söylemiş olalım. Hocam iş imkanı için ergoterapistler için ne diyebiliriz? Evet. Şimdi eskiden odyolojiyi anlatıyordunuz. Oturdu o şimdi bölümde rahatız, iş imkanları rahatız. Şimdi ergoterapi, yani iş uğraş terapistliği bölümünü anlatıyorsunuz ama sanıyorum çok da ihtiyaç var bu insan gücüne. Dışarıda bile hocam çalışmasının dışında dışarıda özel çalışmalara, özel hastalara bile gidebiliyorlar. Tabii yurt dışında occupational terapi olarak geçiyor. Ülkemizde yeni yeni bizler inşallah tanışacağız. Tabii. İş imkanlarına gelince Sağlık Bakanlığı'nın 2023 öngörüsü var. Tamam. Bununla ilgili bir kitapçık bastırmış. Dekanlık ofisimde masamın üzerinde bu kitapçık duruyor. Yani buradaki kitapçıktaki bilgiye göre ergoterapi için bu hızla, yani mevcut okullarla devam edilirse 2023'te de ergoterapist ihtiyacı tam olarak karşılanmış olmayacak. Hala ihtiyaç var olarak devam edecek.
demek ki daha da açılması, kontenjanların da arttırılması gerekiyor. Bundan öngörümüz bu. Bu bölümü düşünenler o anlamda rahat edebilirler diyelim. Evet. Hiç kaygıları olmasına gerek yok. Peki hocam, gelelim beslenme ve diyetetik bölümümüze. Evet, beslenme diyetetik bölümü. Son yıllarda herkes beslenme uzmanı olduğu bir aslında dönemde yaşıyoruz. Kısmen tabii ki tıbbı bilen beslenmeyi de bilebilir ama özelleşmiş uzmanlar yetiştirmek çok önemli. Ve çok arttı ve Türkiye'nin çok fazla beslenme ve diyetetik uzmanı ihtiyacı olduğu bunu son yıllarda çok fark ettik. Rakamlarla da bunlar açıklandı. Siz diğer bölümlerden nasıl bir farklılık katıyorsunuz beslenme ve diyetetik bölümündeki öğrencilere? O kadar güzel söylediniz ki, beslenme ve diyetetik. Yurt dışında nutrition ayrı, dietitian ayrı. Evet. Bizde ikisi birden var. Tabii çok sayıda sağlık programı var. Yani bu konuda hem görsel hem de yazılı medyada o kadar çok program var ki gece gündüz. Ama buna rağmen bir şeyler yanlış gidiyor. Evet. Şişmanlamaya devam ediyoruz. Kronik hastalıklar artmaya devam ediyor. Ha, gerçi ömür uzadı. Ona bağlı bir takım şeyler de olabilir ama yine bir yerlerde yanlış var. Bizim amacımız gerçekten doğru beslenmeyi, doğru diyeti uygulayabilecek diyetisyenler yetiştirmek. Hı hı. Tabii bunun için ne gerekiyor? Bir kere altyapı çok önemli. Altyapıda da laboratuvar imkanları çok önemli. Şu anda siz de belki ziyaret etme, gezme fırsatı bulmuşsunuzdur. Eyüp Sultan yerleşkemizde öyle bir modern beslenme ilkeleri laboratuvarımız var ki, onun dışında araştırma laboratuvarlarımız, antropometrik ölçüm, mikrobiyoloji ölçümü ve gıda analizleriyle ilgili öyle muhteşem laboratuvarlarımız var ki, bir kere öğrencilerimiz burada yeterince pratik yapma imkanına sahip oluyorlar. Doğru pişirme yöntemlerini öğreniyorlar. Bu sene inşallah seçmeli ders olarak dünya mutfakları dersinde göreceğiz. Hem yöresel mutfağımızı öğrenciler bilsin hem de dünya mutfaklarını bilsin istiyoruz. Tabii burada sağlıklı beslenme nasıl olur? Bu mutfaklardan örnekleri, sağlıklı örnekleri bizim öğrencilerimize doğru pişirme yöntemleriyle hocalarımız sunacaklar. Hocam çok zevkli bir laboratuvar olacağı kesin yani. Evet, yani dışarıdan şöyle bir şey daha ilave etmem lazım. Bizim Başak hocamız, Fatma hocamız, Betül hocamız aynı zamanda diyet hizmeti veriyorlar. Yani biz laboratuvardan, klinikten kopuk değiliz. Bu son derece önemli. Özellikle adaylar bunlara dikkat etsinler. İlgili bölümlerin uygulama alanları var mı? Bu da yetmez. Yeterince var mı? Bizde fazlasıyla var. Üstelik biz tabii ihtiyaç halinde başka bize talep eden üniversitelerin öğrencilerine de sınırlı sayıda da olsa bu hizmeti veriyoruz. Primer tabii öğrencilerimiz olmak üzere bu diyet laboratuvarlarında diyetisyen kızlarımızla beraber öğrencilerimiz bu pratik uygulamaları görüyorlar. Siz aslında ifade ettiniz ama beslenme ve diyetik bölümü yani diyet deyince, beslenme diyetetik deyince sadece zayıflama gelmesin aklımıza. Hayır. Hastalık gruplarına göre herkesin farklı beslenmesi gerekiyor. Tabii. Bunu ayrı uzmanlık dallarının bu kişilere yemek hizmetini sunması, nasıl, ne zaman ne yiyeceğini sunması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey hocam. Mesela ülkemizde ne yazık ki akraba evliliklerinin çok olmasına bağlı tabii bir kısmı. Metabolik hastalıklar çok fazla. Evet. Bunlara yönelik özel beslenme programlarının hazırlanması gerekiyor. Yaşlıların beslenmesi çok önemli. Evet. Spor yapanların beslenmesi çok önemli ki sporcu sağlığı merkezimizi tekrar özellikle vurgulamak isterim. Gençlerin beslenmesi, blue çağındaki beslenme, kronik bebeklerin beslenmesi, diyabet hastalıkları, evet, yoğun bakımdaki hastaların parenteral beslenmesi çok önemli. Tabii obezite cerrahisi sonrası yine diyetin ayarlanması son derece önemli. Bir de biliyorsunuz son yıllarda bir yerde moda da oldu obezite cerrahisi. Bir de yaşam koçluğu denilen bir şey var ki bu konuda da diyetisyenlerimiz gerçekten hizmet verecekler. Hocam sürem çok daralmış, sağlık yönetimi. Evet, olmazsa olmaz evet, bölümlerden biri sağlık bilimleri fakültesinde. Evet. Belki bunların birçoğundan daha eski. Ne dersiniz, neden sağlık yönetimi sizde okumalılar? Evet, gelsinler bizi yönetsinler. Hı hı. Ben zaman içerisinde tabii yılların Cerrahpaşa'da da hocalığını yaptım. Deneyimlerini yönetimi götürmeye çalışıyorum. Ama bizim bu alanda gerçekten iyi yetişmiş yöneticilere ihtiyacımız var. Zamanında inşallah zamanı gelince bizden de bu öğrencilerimiz bu görevi devralacaklar. En büyük şansımız bizim genel sekreterimiz Sayın Zeynep Gökçen, ne bağlı ekipler, departmanlarda öğrencilerimiz staj yapma imkanı buluyorlar. Yani bizim iletişim direktörümüz, bilgi teknolojileri direktörümüz, satın alma departmanımızın sorumlusu bizim öğrencilerimiz derslerine giriyorlar
Ve benim öğrencim şu anda mezun olmadan bir ihale sürecini başından sonuna yönetebilir hale geliyor. Hocam sanıyorum bir canlı bağlantıya geçmemiz gerekiyor. Hemen son sözünüzü alalım. Neden Bezmi Alem Sağlık Bilimleri Fakültesini tercih etmeliler? Vakıf Üniversitesi. Çok büyük geçmişimiz var. Bol bol dua alırlar. Neden dua alırlar? Çünkü biz öyle mezunlar veriyoruz ki Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nin tüm fakültelerinin, meslek yüksekokullarının bütün bölümleri rahatlıkla söyleyebilirim ki kendi canımızı, sevdiklerimizin canını gönül rahatlığıyla emanet edebileceğimiz mezunlar yetiştiriyoruz ve inşallah Allah'ın izniyle yetiştirmeye çok, devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim Sayın Profesör Doktor Ahmet Belci. Görüşmek üzere, başarılar, kolaylıklar değerli izleyenler. Öğleden sonra görüşmek üzere, hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.